Merhabalar. Bugünlerde her ülke, her insan, her sektör yeni normalini anlamaya ve tarif etmeye çalışıyor. Kesin olan bir şey var. Bu krizin üstesinden de yine liderlikle gelebileceğiz. Fakat nasıl bir liderlikle? İşte burası önemli. Nasıl bir krizle karşı karşıyayız? Tüm bunları konuşacağız Sayın Cem Kozlu'yla. Cem Kozlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. İyi günler. Öncelikle bir tarifle başlamak istiyorum. Bugünlerde herkesin yaptığı gibi aslında ülke olarak biz krizlere alışkınız sayılırız. Derinliği, hacmi ne olursa olsun bu konuda iyi bir refleks gösterdiğimizi düşünürüz hep ama yönetilebilirlik açısından bu krizin öncekilerden farkı ne? Bir kere boyutları çok büyük. Daha evvelki ekonomik krizler bile coğrafi açıdan bölgesel büyük ölçüde. Asya krizi örneğin 90'lı yılların sonunda 98-97, sonra Rusya krizi oldu. Türkiye'de biz kendi mali krizimizi yaşadık. 2001 İkiz Kuleler, Amerika'daki terör olayı ve onun yarattığı kriz. 2008 global ekonomik kriz. Şimdi biz global bir sağlık kriziyle global bir ekonomi krizi iç içe yaşıyoruz. Kendi başlarına ikisini de yönetmek zorken bunlar birbirlerini de besler bir yönde gidiyorlar. O açıdan geçmişten alınabilecek çok ders olduğunu söyleyemem. Yeni çözümler üretmek zorundayız diye düşünüyorum. Biraz o yeni çözümlerden, önerilerinizden de bahsetmek istiyorum. Sizin liderler için hazırlamış olduğunuz çok güzel bir takım çantası var. Pek çok öneri var, pek çok örnek var içinde. Fakat bu krize baktığımızda o çantadan ne eksildi, ne eklendi içine? Güzel bir soru. Şimdi ben de böyle bir soru üzerine kendim de kitabı sınadım. Yani dedim buradaki liderlik araçları ki bunlar simgesel araçlar, yani yaklaşımlar. Bunların geçerlilikleri nedir? Şunu gördüm. Şimdi içinde 15 tane araç var ve bunlar belli bir sıralama, yani önem sırasına göre birden 15'e gidiyor. Şunun farkına vardım. Bu krizde ilk 8 araç, ki bunlar daha objektif, yani checklist gibi, planlama gibi daha objektif yönetim araçları, bunların önemi azalmış. İkinci sayfadaki daha sübjektif, örneğin güven, anlam ve değerler, direnç ve azim gibi konuların önemi çok daha yukarı çıkmış. Öyle ki birinci idi listemde checklist. Şu anda yanıma almamışım ama uçak checklistinden etkilenen, iş yönetmede kullandığım bir checklist. Belki sonuncu sıraya inmiş. En son da olan direnç ve azim birinci sıraya yükselmiş. Niye? Şimdi bu kadar büyük bir kriz ve şeye de dikkatinizi çekerim. Bu krizi nasıl bir ortamda hepimiz yönetmeye ve onu aşmaya çalışıyoruz? İç içe bir ev ortamındayız, değil mi? Yani aile, örneğin bir ailede çalışan iki eş, işte bir, iki, üç çocuk bir çatı altında ve biz bu iki krizi yönetmeye çalışıyoruz. Demek ki aynı zamanda o aileyi de yönetmeye çalışıyoruz. Yani ailenin moralini, ailenin ortamını, burada azim, psikolojik direnç çok öne çıkıyor. O da bizi burada gene sondan bir evvel olan anlama getiriyor. Yani biz kendimizi, ailemizi ve kurumumuzu da azmini nasıl diriltmeyeceğiz, direncini nasıl güçlendireceğiz?
şu şekilde hayatımızın bir anlamı var, yaşamımızın bir gayesi var. Bunları daha iyi anlayıp, bunu daha ön plana çıkararak iyi bir lider, etkin bir lider olmaya çalışacağız. Bu söylediğinizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anlam burada da var sahiden. Çünkü şunu biliyoruz ki, bu salgını tıbben kontrol altına alsak bile etkileri anlamında daha uzun süre hissedeceğiz. Dolayısıyla evet, liderlikteki bakış açısı değişiyor ama belki de teknik de, yöntem de değişiyor olabilir. Katılır mısınız buna? Liderler kısa mesafe koşanlara artık maratona mı hazırlansınlar mesela? Nasıl bir liderlikten bahsediyorsunuz? Güzel bir benzetme yaptınız. Bir kere esnek olacağız. Yani burada çok uzun vadeli planlar, şirketler için uzun vadeli bütçelerden çok çabuk refleks gösterebilmek, çabuk karar alabilmek, hızlı davranabilmek, bunlar önem kazanacak diye düşünüyorum. İletişim şekillerimiz de zaten değişiyor değil mi? Şu an gösteriyor. Buna göre yöntemler geliştiriyor. Mesela ben şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Her eskiden olduğu gibi gene öğle yemeklerimi, yani iş saatleri düşen yemeklerimi, yalnız yemeklerine bir meslektaşım yahut dostum, arkadaşımla birlikte yemeye çalışıyorum. Pek kolay olmuyor, biraz konuşup biraz, ama yani şunu vurgulamak istiyorum. Kişisel ilişkilerimizi de iyi beslememiz lazım. Çünkü fiziksel olarak birbirimizden kopmuş vaziyetteyiz. Psikolojik kopuş bizi yıkar. Moralimizin çökmesi bizim liderlik potansiyelimizi elimizden alır, ya gücümüzü elimizden alır. Bu gibi konulara dikkat etmemiz lazım. Burada kitapla tam sonra çantama girdi ama hayatımda çok uzun, eski ve uzun bir hikayesi var. Şimdi anlatacak zaman yok ama şu bir şimdi rahmetli olmuş profesörün tıbba yaklaşımı, tıp felsefesini bana anlatması sonucu liderin takım çantasına girmişti. Bana neyi hatırlatıyor? Birbirimizi çok daha iyi dinlememiz lazım. Uzaktan dinleyeceğiz ama belki eskiden çok eskiye oranla daha az konuşacağız, daha çok dinleyeceğiz, birbirimizin duyarlılıklarını anlamaya çalışacağız, birbirimizin moralini yüksek tutmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu değişen ortamda değişen aletler, araçlar ve yaklaşımlarla uyum sağlayıp üstesinden geleceğiz. Bu hikayeyi bir gün uzun uzun dinlemeyi de ümit ediyoruz sizden. Onun sözünü şimdiden alalım. Her zaman büyük keyif fikirlerinizi dinlemek. Sizin de söylediğiniz gibi yine anlamlı, belki de daha anlamlı yeni normal günlerde buluşmak üzere. Cem Koz, çok çok teşekkür ederiz. Duygu Hanım, ben size teşekkür ediyorum. Size sabır ve sağlık diliyorum. Tüm sevdiklerinizle birlikte.